sağlıyor. Şimdi çalıştay açılış konuşmalarını yapmak üzere Şeker İş Sendikası'nın çok değerli genel başkanı Sayın İsa Gökbeyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Türk İşimizin çok değerli Genel Başkanı, EFAD'ın çok değerli Genel Sekreteri, Konya Ticaret Odamızın çok değerli Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın çok değerli Başkan ve üyeleri, ülkemiz için katma değer yaratan değerli işverenler, çok kıymetli işçi ve çiftçi kardeşlerim. Çalıştayımızı şereflendirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çalıştayımızı da konuşmacı arkadaşlarıma, değerli hocalarıma yeniden hoş geldiniz diyor. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Çok kıymetli basın mensupları. Çalıştayımızı renklendirdiğiniz, onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyor. Toplantımızın, Anadolu'muzun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Mevlana Diyarı Konya ilimizde ikamet eden tüm işçilerimiz, işverenlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, diğer kuruluşlarımız ve tüm çalışma hayatı için bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle sözlerimin hemen başında Gazze'de süren ızdırap verici, tüm insanlığın vicdanını parçalayan insanlık dışı vahşeti en şiddetli şekilde kınıyorum. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle de saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti oldukça ağır olan öğretmenlik mesleğini ömrüne adayan bütün öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete ithal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Tüm öğretmenlerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Değerli katılımcılar, zaman doğru şeyi yapmak için hep doğru zamandır sözünü güçlü sesine kulak vermemiz gereken bir zamandayız. Geleceği gerçeklerle şekillendiren bir hikayeyi anlatmanın tam zamanıdır diyorum. Karşımızda belki de insanlık tarihinin en büyük meydan okuması olan iklim krizi var. Şüphesiz çağımızın en büyük problemi ve çok sayıda tetikleyici unsur bu krizi günden güne derinleştiriyor, fazlasıyla gündemde tutuyor. Dolayısıyla bir varlık yokluk meselesi haline gelen iklim kriziyle mücadele aynı zamanda bir insan hakları, demokrasi, katılımcılık ve şeffaflık mücadelesi olarak görmemiz gerekiyor. Bu mücadeleleri birbirine bağlamayı başarabilirsek, bunu başarmamız lazım. Başarılacağını düşünüyorum. Aksi halde ne Türkiye'de ne dünyada bize huzur yok. Demokrasisiz iklim mücadelesi gerçekten mayasız ekmeğe zahmet etmeden rahmeti beklemeye benziyor. Aslında iklim değişikliği, karbon ayak izi, yeşil mutabakat gibi literatürümüze yeni giren kavramları daha yeni yeni anlamlandırmaya çalışıyoruz. Çözüm için her bir unsura dokunmak ve değişim için her bir bireyin dahil olduğu kolektif bir çaba gerekiyor. Bu sebeple bizler yaşadığımız gelişmeler ışığında özellikle çalışma hayatımızı ileriki yıllarda olumsuz etkilemesi muhtemel bir takım sorunları değerlendirmek için buradayız. Ve yeni çıkış yolları bulmak üzere bu çalıştayı konu uzmanlarıyla yapma gereği duyduk. Şüphesiz yeni dünya düzeni denilen yaşam tarzında isteyin ya da istemeyin karmaşık birbiriyle iç içe geçmiş meseleleri eski düşünce sistemiyle yapma, biçimlendirme, çözmemiz mümkün gözükmemektedir. Dünyanın karşı karşıya kaldığı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar tüm sektör işletmelerin performanslarında doğrudan etkiler hale gelmektedir. Bu sebeple bizlerin top hep benim ayağımda olsun diyen değil,
tüm sektörlerde daha fazla sürdürülebilirliğe ve çözüm odaklı liderlere ihtiyacımız vardır. Ünlü müzik Edison hepiniz bilirsiniz. 100 yıl önce yaşadığı tecrübe bugünlerimize uzanan bir ders niteliğindedir. 67 yaşındayken yaşamın vakfettiği tüm çalışmaları içeren atölyesi yanar. Edison oğluna anneni çağır, o da bizimle beraber yangını izlesin der. Ardından sabah tüm ailesiyle bir araya gelir, bir yandan kahvaltı edip diğer yandan şöyle söyler. Şu anda bütün hatalarımız yanmış durumda. Edison ilerlemiş yaşına rağmen hiçbir şey kaybetmez ve yangından 3 hafta sonra ses kayıt sisteminin temelini oluşturan fonograf cihazını bulur. Gözlerimiz gerçeklere kör, kulaklarımız sağır, kalplerimiz mühürlü olmamalıdır. Bizler gerçekleri imara tahtası olarak gören değil, artık onlardan ders çıkartan bir düşünce yapısına doğru evrilmeliyiz. Yerel ve bölgesel aktörlerle işbirliği, özellikle yerel özgü kırılganlıkların yönetilmesinde kritik bir yer tutmaktadır. Bu durum yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla valilik, il özel idareleri, belediyeler, bağlı idareler, mahalli idare birlikleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarına kadar tüm kurumları yakinen ilgilendirmektedir. İklim değişikliğinin çalışma hayatına artan şekilde etkilemesi nedeniyle çevresel hakları dışlayan bir insan hakları mücadelesi ve söyleminin derdimize deva olması mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle çevresel haklardan feragat etmek de mümkün değildir. Gıdaya erişemeyen, kuraklıkla sınanan, bir afetin yarasını sarmadan yeni afetlere maruz kalan ve iklim değişikliği sebebiyle yerinden yurdundan olan milyonlarca insan var. Ve bu insanlar adil bir dünya ve hakkaniyetli bir yaşam taleplerini korku, tehdit veya sindirme politikalarıyla son bulacağını düşünmek hiç de gerçekçi değildir. Artık dünyada tüm yaşam alanlarımızda iyiliğin kötülüğe galip geldiği bir iklimi oluşturmak zorunluluğu var. Özellikle şeker sektörüne döndüğümüzde beyaz adil değişimin olması gerekliliğini buradan vurgulamak isterim. Beyaz adil değişim, ekonomik ve toplumsal adaleti gözeten şeker sektöründe yaşanan çoklu krizler için anahtar bir politikadır. Dünden bugüne şeker iş sendikası başta özelleştirme ve yapay tatlandırıcılarla mücadele olmak üzere şeker sanayi dolayısıyla ülkemizi sosyal, ekonomik, çevresel, toplumsal, insan sağlığı bakımından etkileyen tüm konuları ajansının en üst sayfasına yazmıştır. Hatta özelleştirme ve diğer tüm konularda Türk şekerin sadece bugünüyle ilgilenmemiştir. Sektörün geleceği için mağduriyet ve tüm haksız uygulamaların karşısında durmuştur. İşte bugün de yeşil iklim kuşağıyla coğrafyası ve eşsiz iklimi ve her şeyden önemlisi insan potansiyeli ile şeker üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ekonomik kaynaklarının korunması için çalışmaktadır. Bu durum özellikle pancar ekimi yapılan bölgelerde ilave ek tedbirlerle üreticinin desteklenmesini ana eksenine alan değişimi başlatan bir süreçtir. Devlette süreklilik esası insanı yaşatmaya bağlıdır. Bu manada Şeyh Edebali'nin asırlar önce söylediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın kaidesi ve emeğin en yüce değer olduğu gerçeği idrakiyle bir sonraki sahnenin arkasındaki anlamı kavramamız gerekmektedir. İnsanın olmadığı, insan hayatının yıl sonu bilançolarındaki artı bakiyelerden daha değerli olduğu bir dünyada bütün değerler anlamını yitirmektedir. Türk Edebiyatı'nın üsta ismi Cenab-ı Şahabettin'in dediği gibi en çok bolluk getiren yağmur alın teridir. Türkiye'de çalışan kesim son yıllarda özellikle de işçilerin insanca yaşamının öncü niteliğindeki sendikalık kavramı
bir takım zorlamalarla adeta sendikasızlaştırma vebasına yakalanmıştır. Konu hak arama mücadelesi olduğunda sarı ve kırmızı kartların ısrarla çalışan kesime gösterildiği, biraz direnildiğinde topun hep taca atıldığı bir sistemin gerçeği var önümüzde. Ve bu sistemin artık dezenfektan odasından geçmesinin zamanı gelmiştir. Oturup yedek kulübesinde izler gibi sorunların çözümünü bekleyen taraf olma anlayışı mutlaka ve mutlaka terk edilmelidir. Öte yandan bugünün değişen dünyasında insan odaklı, iş yaşam dengesi odaklı bir çalışma sistemi hakimdir. Teknolojik ve yeni gelişmelerle tükenmeye yüz tutmuş kaynakların, zamanın, çalışanın refahının, verimliliği çok daha değerli hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Dahası tüm bunlara aynı anda dokunan önemli bir konu var ki o da iş hayatımızın temel unsuru çalışma saatleridir. Değişen dünyada artık 8-6 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. ABD, İngiltere, İspanya, İrlanda ve daha birçok ülkelerde yapılan pilot uygulamalarda haftada 5 gün mesai anlayışı terk edilmeye devam ediyor. Mevcut ücretsel haklar korunarak benimsenen 4 günlük çalışma sisteminde üretkenliğin, moralin ve ekip kültürünün geliştirildiği, dahası yapılan araştırmalarda haftada 4 gün çalışan şirketlerin %49'unda verimliliğin arttığı, %46'sında 4 gün çalışmanın hiçbir kayıp yaratmadığı ortaya konmuş durumda. Yapılan birçok bilimsel sonuçta kaynakların daha rantabil kullanıldığı, insan kaynağının boş yere heba edilmediği, aile ve sosyal yapıda fayda sağlandığını görülüyor. Bunlarla birlikte üretimde birim verimlilikte artış kaydedildiğini gördüğümüzde ülkemizde ne kadar sığ bir alana sıkıştığımızı tekrar fark ediyoruz. Bizim insanımızın, çalışanımızın, işverenimizin neden çağın gerisinde kalarak bu çağın getirilerinden yararlanamasın ya da çalışma hayatımızın geleceğine refah getirecek katkıyı sunamasın? Sözün o özü bu soru karşısında tüm bu bilimsel gerçeklikten ve hareketle insan odaklı, rasyonel üretim yapısını baz alan 4 günlük çalışma sisteminin ülkemize de yerleşmesini sağlamamız gerekiyor. Çalışan işveren hep birlikte çalışma hayatımızın alışılagelmiş, çağın gerisinde kalmış unsurlarını terk ederek bugünün değişen dünyasında ezici bir başarı elde etmek zorundayız. Burada değerli işverenlerimize seslenmek istiyorum. Asıl olan, kıymet duran hepimizin ortak bir gelecekte buluşmasıdır. İş yerlerinde insana yakışır çalışma koşullarını örgütlenmenin gücünü hazine niteliğinde görevlerimiz elbette var. Fakat diğer yandan da örgütlenmeyi bir barikat, engel olarak gören, büyük bir kesim uzak durmak için her yolu bulmak gören bir anlayış da var. Artık örgütlenme sorununa deri altında son yağ tabakalarında eriyip iskelete dönüşmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde işveren ve sendikalar arasında ortak bir konsensüs sağlanarak bir an önce kalıcı çözümler getirilmelidir. Elbette kaybedilen kaybedilmiştir. Nesli tükenenler geri gelmeyecektir. Ancak zorluklara ne kadar saplanmış olursak olalım, mücadelelerde her zaman bir umut kapısı vardır. Son sözde artık kızılı da, yeşili de, siyahı da birleştiren konuşmalara, fikirlere ihtiyaç var. Farklılıkları kazanç olarak gören bir anlayışa ihtiyaç var. Bu duygu ve düşüncelerde sizden değerli katılımlarıyla gerçekleşen değişen dünya, dönüşen çalışan çalıştayımızın ülkemize çalışma hayatının bugününe ve yarına hayırlar vesile getirmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.